Hepinize merhabalar, hoş geldiniz. Bugün tek bakış serimizde Pumpkin Jack'e bakacağız. Biz bir yandan Twitch'teyiz. Siz de eğer bu videoyu YouTube'dan eriştiyseniz buraya gelmenizi öneririm. Hadi başlayalım. Oyun nasıl bir şeymiş? Bu arada Türkçesi varmış ve oyunda RTX var. DS ne? DLSS bir şey teknolojisi de vardı, piksel doldurma. Ben onun sesini kıstım. Once upon a time in the great Arkansas Kingdom. Hoş geldin. The world lived in peace and coexistence between the humans, the animals, the birds, even the cute little bunny rabbits. It was an age of prosperity without anything to fear of war, famine, catastrophe. It was so very boring. So boring, in fact, that even the devil himself was bored brainless. The devil dreamed of bloodshed, pestilence, suffering on a cosmic scale. So, he devised a plan to make things in Arkansas a little more entertaining. The devil unleashed the curse of the eternal night. A powerful spell that conjured mindless, soulless, heartless monsters across the world. The monsters lay waste to every city, every home, every leaky outhouse, and backwater town in the kingdom. It was beautiful! But, for some reason, the humans quite enjoyed their safe, boring little lives. They couldn't handle a few pesky monsters coming in and tearing them all limb from limb. So, they called upon the champion. The mighty wizard. A sorcerer with the skill and intellect to break the curse and usurp the devil's power. The wizard departed his luxurious tower and his studies to find the power he needed to break the curse of the eternal night. Doğru diyorsun, dur. Very well, the devil said. Two can play that game. And who knows, this might be the fun I've been looking for. So in response to the wizard's quest, he called upon a champion of his own. Stingy Jack, history's greatest trickster and con artist, banished to wander the world as a wayward spirit. The devil crammed Jack's soul into the skin of a pumpkin and made him a deal. The devil would forgive Jack's past misdeeds and grant him passage to the afterlife. And in return, he gave Jack one simple mission. Find the wizard and destroy him. Okay. Ses çok bastırdı. Ben okuyacaktım normalde ama neyse. Seslendirmesi de çok güzelmiş. İyi ki bastırdı. Ben okusam o kadar iyi olmaz. Oyun bayağı iyiymiş bu arada. Kameram sanırım alt yazılı bir kısmını kapattı. Bir onu düzelteceğim çok hızlı animasyon bittikten sonra. Kendimi şöyle şu tarafa alayım. Hem zaten cam barı falan varmış. Çok az da küçültüyorum kendimi. Okuyamadıysanız bir şey yapayım. Küçük bir özet geçeyim. İşte çok güzel bir diyarlarda, çok güzel bir işte dünyada çok işte sıkıcı hayatlar yaşayan insanlar varmış. Şeytan da bakmış bu durum çok gerçekten bunaltıcı. Ortaya bir işte şey, bir plan hazırlamış. Ortada darma duman etmiş. Çok sıkıcı ve işte çok monoton hayatlar yaşayan insanlar da. Tamam bir saniye. Çok monoton sıkıcı hayatlar yaşayan insanlar da bunun üstesinden gelemeyip bir büyücü çağırmışlar. Büyücünün karşısında iblis de bizi yollamış. Biz aslında şu an kötü taraftayız. Bakalım. Bunu şimdi seslendirmem gerekecek değil mi? Ho ho ho, kimler gelmiş yahu? Çeviri çok güzelmiş bu arada gerçekten. İlk defa böyle oturmuş, çok işte şey, sırıtmayan bir çeviri gördüm şu ana kadar. Gerçekten çok güzel. Umarım o beynin kabağın içinde iyice sulanmamıştır. Nice yetişkin adamlar su yoluna gitti kuşçuk. Geç kaldın. D'yi ayırdıklarını belli etmek için bir de aksilik mi yapıyorsun yani? İlk intibam hiç iyi olmadı Jack. İntiba yazmışlar. Sen kimsin ki? İsmimi nereden biliyorsun? İblisin hizmetçisiyim ben. Yaptığın işleri gözetlemek için buradayım. İblis üçkağıtçılığa olan merakının farkında Jack. Hiç güvenmiyor sana. Beni yollamış bir de bana güvenmiyor. Meşgul etme beni istersen. İşimi nasıl yapmam gerektiğini unutmadım henüz.
Onu değil de süslü vücudu sana kimin verdiğini unutma asıl. Sahi konusu açılmışken oryantasyon eğitimine başlayabiliriz. Tutorial diğer isimle. Sen beni salak mı zannediyorsun? Ne orada atansiyonu? Yani işte falan filan. Ha, yıllarca vücutsuz yaşadın yani. Çok tatava yapma artık. Hadi elini kolunu biraz oynat da yeni vücuduna alış. Hadi oynatayım. Yalnız fontun farkını görebiliyorsunuz değil mi? Fontun yarattığı farkı. Geçen oynadığımız oyunda ne kadar şeydi. Bu oyunda ne kadar güzel oturmuş böyle hani olayın kendisine böyle şey oturmuş. Gerçekten kalite akıyor ve oyun 1.5 GB ve RTX falan var. Bakalım. Bu gördüğün kazanlarından doya doya içmeni öneririm. İçerisindeki kadim karışım sayesinde maceranın tek parçalarında devam edebilirsin. Canımı dolduruyor, okey. Ve oyunu kaydediyor. Okey. Double jump varmış. İstersen çifte zıplayabilirsin. Çifte. Çifte olsaymışsın. Aa, aşağıda bir şey var. Bazı kötülerde karga kafatasların iyi şans getirdiğini ve kötülüğü kovduğuna inanılır. Acaba hangisinde? İyi. Oyunda bir de karga kafatası toplamaca var. Aa, platforming falan da var. Ya şey işte bizimkinin tam tersinden bahsediyor. Aha. Ver bakayım o kafatasını. Ver. Kötülüğü kovsun, iyi şans getirsin. Oyun zaten hani bunu söylemem bile gerekmiyor muhtemelen ama hani çok aşikar bir şekilde Halloween temalı. Yeni kayıt noktası, tamam. Hem canım doluyor hem kaydediliyor. Bakın şeyler ne güzel. Bonfire'lar ne güzel. Tabi silahım bir şeyim yok. Geriden koşarak nehrin üzerinden çifte zıpla. Shift yavaş mı koşturuyor beni? Evet. Oyun ne kadar? Oyun yanılmıyorsam 50 TL ama şu an indirimde çıktığı için 20 galiba. Şey, ay ne 20'si? %20 40 TL. Yanılmıyorsam. Hoho şu ana kadar gayet iyi geldin Jack. Örümcek ağlarından çok iyi sıyrıldın yani. Örümcek ağ. Ha tamam pardon. Laf sokuyormuş. Rakip yok ya. Yeniden kollarımı, bacaklarımı, kısaca vücudumu hissetmek gerçekten çok iyi hissettiriyor. Tamam işte. Burada test edersin bir. Azilerde canavarlar fink atıyor bak. Hepsini kolaylıkla pataklıyor olmam lazım. Bakın göreceğiz. Beni bilirsin eğer kafa kırma fırsatı varsa elimde asla ama asla kaçırmam. Ama durduk yere neden saldırsınlar ki? Onlardan biri olduğumu kimse demedi mi bunlara? Laftan mı anlıyorlar sanki Jack? Canavarların çoğu akılsız çarpık yaratıklardır. Seni anlamayı bırak birbirlerinden bile güç bela ayırt birbirleri bile güç bela ayırt edebiliyorlar. Balkabağda olsan şu an hala daha insansın. Ki bu da bir hedef olman için yeterli bir neden. Demek ki biz beni bu yüzden istedi. Devamını boş verin. Bu yeni düşman oldukça zekicek. Aynı zeka seviyesine sahip biri lazım buna. Ha. Okey. Büyücüden bahsediyor. Anladım. Zeki ama canavarlarını kesmeme bir şey demiyor yani. Ho ho ho. Her ho ho geldiğinde sesimi değiştiresim geliyor. Onu hatırlıyorum. Yahu her biri birbirinden değersiz bunların. Verilen emri uygula. Ünlemler belli olmuyor. Ha. İşi tamamla da her türlü yöntem mübah. Güzel. Konuşmalar da güzelmiş. Yani çeviri en azından gerçekten güzel yapıyor yani bu işi. Helal olsun. Tamam. Ben çok sevdim bu oyunu bu arada. Şu ana kadar yani hiçbir şey görmemesek bile. Annem biraz az konuşalım. Aa başka biri. Amanın geri döndü işte uçuşun millet. Hayatını seven kaçsın. Senin ömrün kaç sene be? Aman ne güzel. Bir kuş sürüsü daha. Tüylerinizi tek tek yolmadan önce yol verin de geçeyim. Aa yazıları kapatıyor. İyi ki okuyorum. Tamam okuyorum. Bizden uzak ol lanetli korkuluk. Ayaklarımda sivri pençelerim var. Kullanmaktan çekinmem. Sen bana mı dedin korkuluk diye? Ben yaşamış en habis yaratık olan Jack'im bir kere. Ya hangi tarafa koysam bir şeyi kapatıyor. Burada dursun. Yukarı mı alsam kendimi? Tamam hadi yukarı alıyorum. Beni biraz uçurayım. Heh. Bir dakika. Bunun ayakları var. Korkulukların ayakları olmaz ki. Ayrıca kafası da hasırla dolu değil. Anlayabildiniz değil mi artık korkuluk olmadığını? Bizi korkuluk sandığı için hadi kaçın. Canını seven kaçsın falan yapıyormuş. Hadi yol açın da geçeyim aptal kuşlar. Acele etme bakalım. Görünüşe göre sen kargaların eline düştün. Geçmene izin veririz Bay Jack. Ancak karşılığında bir iyilik istiyoruz. Çattık be. Ne istiyorsunuz? Hadi söyleyin bakalım. Şu ilerideki aronurda ara sıra bir korkuluk ortaya çıkıyor. Yaptığı tek şey bizleri korkutup karga giller arasında terör estirmek. Onu ortadan kaldırmamı mı istiyorsunuz? Tabii. Ayrıca sana yardım edebilirim. Çok keskin gagam vardır.
Aslında biraz hava desteği fena olmaz cidden. Tamam madem kuşçuk. Hasibizi şeytanın sonu geliyor. Hadi gidelim. Aa, kompanyonum oldu. Ama ben yumruk mu atacağım? Karga kompanyon. Bana helal olsun be karga kompanyon. Yani ha, kaydetmek için içmem gerekiyor. Okey. Karga OP'ymiş ya. Geri çekiyor şeyi. Sen misin? Oğlum. Lan ha, atağım yok ki. E karga, sen tek başına hallediyorsun bu işi. Farkındasın değil mi? Lan şurada bir kafatası var. Onu bir alalım. Aha. Aha. Ayı, neler yapıyorsun? Çoğu yer pas içinde ama gerçekten iş görür. Vallahi kafama konuyor ha. Bir dakika. Sen ne tatlısın öyle. Adamın gözü önünde kafasını aldım. Bu alındı değil mi? Aynen. Bu yeşil boncuklar can. Okey, tamam. Cana ihtiyacım yok o kadar ya. Hadi gidelim. Kırşı kapayacak ne kadar pehlivansın görelim bakalım. Çeviriler güzelmiş. Tam save noktaları çok bol bol. En azından bizi sıkacak kadar değil. Şey yani. Abi bir geri düştük, hayatımız kaydı kafasında değil. Her işte encounter'ın, her karşılaştığımız şeyin sonunda bir save koymuşlar. Güzel. Aha. Lan sen yılansın. Bunda da böyle küçük şeyleri seviyorum. Buraya atlayamam değil mi? Yok. Allah işte Doge var mıydı bu oyunda? E'ydi değil mi Doge? Tamam. Oy. Şu an her tarafta canavar özleri var. Biraz canını yenilemek için etraftaki eşyaları kırabilirsin. Az önce yaptım. Güzel ha. Bu da mı soğuzay? Yok ya. Yani şu an öyle bir havası yok. Bayağı güzelmiş ha. Karga OP bu arada. Ay. Beş tane oldu. Ne oldu? Karga mı güçlendi? Bakalım. Karga bir tık bağırdı da. Evet, diğerleri de şey değilmiş. Güzel. Ha şöyle. Ne oluyor? Bir şey kaçırıyor muyum? Bari şurada kesin bir şey var. Aha. Ulan siz yok musunuz? Burada 6 tanesini topladım bile. Belki bunlar bitiyordur bir noktadan sonra. Başka şeyler toplamaya başlıyorumdur. Ufak ufak platformingi de varmış. Güzel ha. Lan karga. Aha. Ne oluyor? Allah kahretsin. Tamam, yukarıda bir şey var kesin. Ben bir ona gideceğim. Ben bir ona gideceğim. Hop. Hop. Aha. Lan! Demek olacak tam bir kere öldü ha? Allah! Başa attı. Hayır ya. Tamam dur. Hızlıca yapıyorum. Hızlıca yapıyorum. Oyun bayağı güzel, bayağı güzel dur. Çok hoşuma gitti. Bu arada 40 TL'ye pahalı diyorsunuz ama yani 40 TL şu an 5 dolar canım benim. Yani oyunu şu an bunlar oyunu 20 dolara falan satıyorlardır yani. Speedrunner Ekin. Şu an çok hızlı speedrun yapıyorum gerçekten. Biraz daha sakin. Heh, tamam. Bunu hiç olmadı, yaşanmadı sayalım. Tamam. Tamam. Let's go, let's go, let's go. Hayır yani parayı dolarla kazanmıyoruz bu. Evet ama şey yani buradaki olay hani çok yerel fiyatlandırması çok iyi aslında.
Bayağı güzel bu arada. En ucuz olan ikinci ülkeyiz. Öbürü de ya Rusya'dır ya şeydir zaten. Arjantin falandır yani. Gel bakayım. Hmm, belki de asıl kullanman gereken vücudun değildir. Arjantinmiş aynen. Vücudundan çık da içeriye bir bak hadi. Vücudumdan mı çık? Kendim söyledim aynısı yazıyor. Herhalde yeni vücudun bir tür kabuk gibi. İstediğin zaman kafanı kullanabilirsin yani. Bir dakika ya, yani diyorsun ki bu şeyden istediğin zaman çıkabilir mi? Karga söylüyor bunu. Ne iğrenç bir şey bu ya. Kakanı kapalı tut kuşçuk. Hadi sen Jack, kafası başka bir yerde olma değer deneyimini canlandır artık. Nasıl yapıyoruz? Aa, attım kafamı. 25 euro? Biz 5 dolara alıyoruz. Yani gerçekten çok değerli bir fiyat bence. Yani oyuna evet pahalı ama oyuna şey deme imkanımız yok yani. Laf etme imkanımız yok. Bu neymiş ya? Aa. What now? Oraya nasıl çıkacağım? Tabii insan aklı olmayınca şey oluyor. Bazen ara sıra oluyor böyle, ara sıra oluyor. Tabii. Şu da şurada dur. Ay yapma ama annem. Tamam durun. Hallediyoruz. Çözüyoruz şu an. Tamam, güzel. Böyle mini mini puzzle'ları da varmış ha. Güzel. Açılsız ama açıldı. Açıldık işte. Her yerden kargalar da fırlıyor. Konfeti gibi. Hadi bakalım. Açımıza bak. Crash Bandicoot. Aha. İç bakayım. Onun İngilizcesi neydi acaba? Open Sesame'dir yani. Yukarıda bir şey kaçırıyor muyum? Şu an indirimde zaten. Normal fiyatı 50 TL. Şu an 40. O siz kimsiniz? Güzellermiş ha. Aa. Bir de spawn noktaları var. Güzel güzel. Ben de çok sevdim burada. Ya her şeyden önce şu oyun şu an bu görüntüler vesaire her şey 1.5 GB'a sığdırılmış. Ben 1.5 GB indirdim ha. Az önce oyunu yayını açmadan indirdim. Küçük küçük boncuk toplamalar da var. 20-25 falan olsa. Bilmiyorum ki. On numara. Doğru söylüyorsun ama hani ne zaman olur bilmiyorum. Ya zaten eskiyecek bir mantığı da yok. Gerçi Halloween şeyiyle çıkmış muhtemelen. Halloween hayrına çıkmış bir oyun da galiba. Sen ne yapıyorsun ya? Ha, daha önce hiç karşılaşmadığım bir şey zannettim de değilmiş. O tarafa nasıl gidiliyor? Buranın üstüne çıkılabiliyor mu? Neyse şurayı bir halledelim de. Sen kimsin? Çok dayak yiyorum ama ha. Bu arada karga galiba benden fazla vurdu. Etrafı bir kırayım. Her şeyde kırılıyor ha. Güzelmiş. Ama şu yukarı çıkıp o şeyi almam gerekli. Ha yapmışlar tamam. Karganın gagası keskin doğru. Benim elimde de paslı kürek var o yüzden. Paslı küreğim olmasa her şey daha iyi olabilir. Acaba hiç kaçırdım mı ya? Umarım kaçırmamışımdır. Bu arada bunlar bitince oyun mu bitiyor yoksa karga falan geliştirme mi alıyor? Eğer oyun bitiyorsa oyunun yarısına geldik şu an.
O konuda birazcık üzülürüm oyun bu kadar erken bitiyorsa. Bence achievement kazanırsın. Ha böyle erkenden bitirip achievement vermece falan da yapabilirler. Doğru söylüyorsun. Şimdi nereye ya? Şimdi nereye? Ben nereden geldiğimi bile hatırlamıyorum. Aa tamam. Gördüm. Oyun süresi 5-6 saat. Evet evet, bir mailde de bana şimdi sen söyleyince hatırladım. Gelen mailde bana da 5-6 saat diyordu. Ha şöyle. Arada küçük şeyler koymuşlar. Aa çizim skeçi de çok güzelmiş Pumpkin Jack'in. Sağ üstte de kaybettiğiniz hiçbir şey yok ha bu arada. Ne yapıyorsun? Eyvah Jack, sanırım bir tarafınla mum falan devirdin. Vallahi öyle oldu. Kaç. Sekti mi? Ne oluyor, nereye gideceğiz? Kır. Ha tamam, kaçtık. Tabii ben speedrunner olduğum için 2 saatte biter, doğru. Abi duman kokusu var mı? Karga yoktu animasyonda, nereye gidiyor? Aha. Saman alevi yanıp söndü. Ver onu. Alamayacağım diye çok korktum. Hızlı koşma da yok oyunda. Hiçbir şey yetişemeyecekmiş gibi hissediyorum. Man diyeyim, yapma. Nereye gideceğim çok belli en azından. Burası nasıl bir ahır bu arada? Şu an düşünüyorum da. What kind of ahır? Bitmiyor. Herhalde tüm şehir çöktü yani. İlk hedefim... Ha, olabilir doğru. Burası nasıl bir ahırdı ya? Işıklar falan gerçekten çok tatlı olmuş. Helal olsun bize. Hemen şurada bir kaydedelim. Mekanı alt üst ettim becek. Şu lanet korkuluk ortada yok henüz. Aa, o kestiklerimin hiçbiri o korkuluk değil miydi? Ha, bu galiba biz korkuluğu öldürdükten sonra gidecek. Ya umarım gitmezsin. Diğer kargalar gibi vasıfsız olmanı istemem. Aman nasıl vur? Aha. Lanet korkuluk. Aha. Ya bir geri döneyim derken. Bakın. Bizim karganın gözü sarı. Doğru. Bizim karga o kadar vasıfsız değil. Kafasında balta var. Aa, öldürünce balta mı olacak artık? Güzel. Sen kimsin? Yaklaş bakalım şöyle. İşte orada. Her zamanki gibi ürkütücü. O kadar da ödlek olma yahu. Her tarlada bulunan bir korkuluk işte. Beni gördü mü acaba? Lütfen beni görmemiş olsun. Bak kimler gelmiş yahu. Canın mı sıkıldı yoksa kuşçuk? Ya görmüş işte, kaçın. Ya az kaldı altıma neşemen ama bir dur yahu. Sana gelince sen de toz ol bakayım buradan. Buralarda sürttüğünü duymuştum Jack. Yaşlı krala biz gibi ahmak canavarlar yetmiyormuş demek ki ha. Korkuluk izin ver de işime bakayım. Pardon, korkuluk. İzin ver de işime bakayım. Ha, zorluk çıkartacaksan da şöyle kış için yakacağı çeviri vereyim seni şuracıkta. Koskoca iblis bizim işimizi yapması için kaçık bir ruhu mu görevlendirdi yani? O zaman sana insanların zaten ölmek için yaşadıklarını gösterelim. Seni bir daha gömeceğim olan zibidi. Bayağı güzel yapmışlar. Türkçesi de var evet. Ve şey aşırı iyi yani. Çevirisi aşırı iyi. Kim yapmışsa helal olsun. Ay. Ama bastım E'ye.
I am the Juke Master. Nasıl vuruyorsun ya? Öldürdük. Curse of the Scarecrow. Aa, baltam olmadı. Daha güzel bir şeyim oldu. Ne bu? Stingy Jack, the genius trickster who could fool even the devil himself, okuyalım, has returned to the mortal realm. Sesi bastırıyor beni. Armed with a brand new body and his soul cruelly bound to a festering pumpkin, Jack has been joined by his stoic guide, the owl, and commandeered the services of a cowardly crow to fight on his behalf. But there must be no more time for fun and games. Jack and his companions of the night must embark upon their quest to slay the wizard. With Jack now perfectly attuned to his new vessel, the owl leads him to the mountains in the distance. For at the heart of the mountain, through a network of ancient mines, lies a powerful secret. Dahi zaten ama hani buradaki kontekstine göre çevirmişler. Yani yerelleştirme var aslında. Olayı anlasınlar diye. Envanteri aç. Abi ben kürek yerine niye bunu kullanayım ki canım benim? Biri sarı, biri yeşil. Ben oyunlarda ne öğren? Aa, gerçi sarı unique rengi ama bak bu daha çok vuruyor. Ay. La yanıyor her yer. Aa, bildiğin yanıyor. Hoho, işte geldik. Pardon. Hoho, işte geldik. Tam da planladığımız zamanda bir de. Burası da neresi? Bu eski madenlerin her köşesi güçle dolup taşıyor. İblis düşmanın planlarını alt üst edecek anahtarın madenin derinliklerinde olduğunu düşünüyor. Buraya gelmemizin nedeni de onu ilk olarak ele geçirip bizden sonra gelenleri de vukatlamak. Bu mekan tüylerimi diken diken ediyor. Arada sırada buraya gelme amacımızı hatırlat bana, olur mu? Halen daha işim yaradığın için şayet kaçmaya kalkışırsan döve döve geri getiririm seni. Oho. Tüm bu maden ekipmanları pas içinde kalmış ama tüneller halen sapasağlam. Zıpla bakalım Jack. Zıplayayım. Acaba bir mesaj mı? Kuru kafa mı var? Yok. Okey. Okeydu. Okeyden. Şöyle bir bakalım. Ne oluyor? Ya ateşin gerçekten bu kadar etkili olduğunu unutmuşum bu oyunda. Aha, orada bir şey var. Yeni kayıt noktası var. Crash gibi mi? Crash şeyi açıldı. Achievement açıldı zaten. İlk defa canımızı doldurduk bakın. Bu ne? Burada Crash Fire hayranı bir Furkan var, o burada mı? O zaten bu oyunu izlemek için geldi yayına. Bu mekan ne hale gelmiş yahu? Hani tam onun oyunu şu an. Ben çok aşırı, yani hatta hiç Crash oynamadım ama izlediğim kadarıyla da aşırı böyle bağlanmadım oyuna. Ah yahu, buralarda neden hiçbir şey ölü olarak kalamıyor? Gerçekten her şey undead. Ne oluyor, ben bir şeyler mi kazıyorum? Oyun inanılmaz keyifli bu arada ya. Aa, bunların doğduğu yer. Burayı öldürüyormuşum farkında olmadan. Ha, kafa da çıktı. Ha, almışım. Bir dakika. Ha, kafa alınabilir olur. Aa, her yerde 20 tane var. Okey, tamam. Ben eksik aldım. Bayağı kaçırmışım. Oy, bir 6-7 tane kaçırmışım. Her bölümde kendi içinde 20 tane varsa... Ay arkadaş, yandık ya. Yandık o zaman. Görüşürüz, bay bay. İyi geceler. Umarım kardiyo yapmaya alışkısındır Jack. Taşları işte bununla patlatacaksın. Kullanayım.
Ne oluyor ya? Tamam. Yere atmamam gerekiyormuş. Ha, nereye gideceğini gösteriyor. Aa, çok güzel. Öyle saçma sapan atmaca, yok oyun görmedi falan filan yok. Diyor ki abi, buradan buraya basarsan ben buraya gideceğim diyor. Ne güzel. Vallahi her şeyini ayarlamışlar. Mis gibi oyun yapmışlar ya. Gerçekten daha misi yok galiba. Bunun kolu nerede? Ha, şurada. Tam yetiştik ama öyle saçma bir yerde yetiştik. Checkpoint de yok ha. Bir atamazsam yandık. Aha. Uf. Bomberman açıldı şimdi de. Bir Crash Bandicoot açıldı, bir Bomberman açıldı. Ne oluyor lan? Yalnız yeni silahımız çok güzelmiş ha. Sen ama iyi kusuyorsun. Burası... Okay'den. Uf. Hayır Jack, asla olamaz. Ne düşündüğünü biliyorum. Yukarı basınatlara hızlıca gidebilirim diyorsun değil mi? Bu ya da bu emo kanarya olur da jortlarsa tüylerinden yastık yaparım mı diyorsun yoksa? Eğer o yukarı basına yaklaşacak daha iyi olursan ikimiz de öldürürsün. Sen ne zamandan beri karar veren kişi oldun yahu? O paslı arabanın içinde ölürsem de yazıklar olsun bana yani. Bu kötüye kullanımı raporuna işleyeceğim. Jack, sen çıldırmışsın. Aha. Sıkı tutun. Ayarlamam mı gerekiyor? Aha. Gerçekten Crash gibi. Aa, ayarlıyoruz. Steering de var bu arada. Hugo ve Tolga abi ya. Gerçekten 3'e bas. Basmıyor. 3'e bas. Basmıyor Tolga abi. Basmıyor. Zıplayış falan aşırı tatlı olmuş. Acaba ayarlayamazsam düşüyor muyum ha? Ama düşmek de istemiyorum şu an. Her şey çok güzel. Aa, kafamı eğmem gerektiğini düşünüp S'ye bastım. İnanılmaz güzelmiş. License to drive. Ehliyetimizi de aldık. Ehliyetimizi de aldığımıza göre... İlk bölümde kapatmayı düşünüyorum. İlk bölümün sonundaki seslendirmede ama oyun o kadar güzel akıyor ki. Aa, bir tane de altın gibi bir amulet var. Neyse. Bu videoyu burada sonlandıralım diyorum. Bu oyuna çünkü asla doyum olmaz. Ben buna devam edersem burada. Bu YouTube videosu sanırım 2 saat 3 saat olacak. Bir tek bakış yaptığımız bir oyun olduğu için en azından burada sonlandırayım. Ben Twitch'te biraz daha oynamaya devam edeceğim bu arada. Sizin de hoşunuza gittiyse oyunu kesinlikle almanızı tavsiye ediyorum. Yani her şey ortada zaten. Hiçbir eksiği yok. Her şeyiyle çok güzel. Çok küçük bir indirme boyutu var. Hani zaten
gördüğünüz gibi ne kadar Türkiye'de ne kadar yavaş internetler olduğunu hepimiz de biliyoruz. 1.5 GB falan indirdim. Sanırım zaten söylemiştim. Yani bu oyundan bu kadar. Gerçekten söyleyecek hiçbir şey yok. Şu ana menüsünde bir kez böyle göstereyim size. Orada bir konuşalım. Hayır ama yeniden şey yapma. Ha, yükleniyorsun. Tamam. Çok hızlı... Ha, kostümler açılmamış daha. Tamam. Bu oyundan bu kadar. Bu oyunluk benden bu kadar. Oyun çok güzel. Kesinlikle tavsiye ediyorum. 5-6 saat oynanış süresi var. Kesinlikle değecek. Oynadığınız 5-6 saat çok eğleneceksiniz. Bundan eminim şu an bu gördüğüm kadarıyla. Her şeyle çok güzeldi. İşte aksiyonu olsun, işte hikayesi olsun, Türkçe çevirisi olsun çok güzel bir yere yaptırmışlar. Kim bilmiyorum. Tebrik ediyorum kendilerini. Bu oyunluk benden bu kadar. Görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.